Türkiye yeni bir rol üstlenebilir mi? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bugüne kadar Ukrayna'dan 14.800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu. 15.000'e yaklaştık. Şu anda 300-350 civarında vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu rakam günlük değişebiliyor ama artık bu civarda olduğunu arkadaşlarımız dün akşam bildirdi. Mariupol'da da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Orayla iletişimimiz çok sağlıklı değil ama bu vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi ve diğer sivillerin Mariupol'dan güvenli bir şekilde çıkışı konusunda 10 Mart'ta Antalya'daki görüşmede de gündeme getirmiştik ve her iki tarafın yardımını istedik. Biz tabii Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Diğer taraftan bu insanların sahadaki de facto durum çerçevesinde buradan sağ salim kurtarılması için her iki tarafla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Dün telefonla sadece vatandaşlarımızın ya da orada bir koridorun açılması, insani koridorun açılması için değil, 10 Mart'ta yaptığımız yüz yüze görüşmenin takibini de her iki bakanla yaptık. Vatandaşlarımızın bugün yine bazı şehirlerden tahliyesi için arkadaşlarımız çalışıyorlar ve buradan Kiev'den vatandaşlarımızın gönderilmesi planlanıyor. Yine Çerniviv üzerinden. Lviv'den iki otobüsün kalkmasını planlıyoruz. Bir tanesi Kırım Tatar Türklerini taşıyacak. Odessa'dan da yine bir otobüsü kaldıracağız bugün gelen talepler üzerine. Diğer taraftan Ağızka Türkleri ve Kırım Tatarları, diğer soydaşlarımızın ve bizden yardım isteyen diğer ülkelerin vatandaşlarına da elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin tahliyesi konusunda da daha önce bilgi vermiştik. Yani Mariupol'dan vatandaşlarımızın tahliyesi konusunda dün akşam daha sonra Sergey Lavrov beni gece yarısı aradı. Şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısının olmadığını da öğrendik. Ama diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafta da yani insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Yine Ukrayna'da kalıcı bir ateş ve iki taraf arasında ateşkesin sürdürülebilir olması için ve de artık daha sonra kendi aralarında anlaşmaları gereken konular var. O konularda da yakınlaşmalar var. Bu konuda da temaslarımızı hiç ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu sabah burada Ankara'da Ukrayna müzakere heyetinden arkadaşlarla bir araya geldik. Bu hafta içinde yüz yüze ve telefonla çok sayıda görüşmelerimiz, temaslarımız olacak. Bugün bu görüşmelerle ve temaslarla ilgili kabineye de bir sunumumda bilgi vereceğim. Ve bu önümüzdeki süreçteki atacağımız ve attığımız adımlarla ilgili sizlere de bilgi vereceğim. Teşekkür ederim. Antalya Diplomasi Forumu'nun geliştirilmesi konusunda bir öneriniz olabilir mi? Antalya Diplomasi Forumu'nun Afrika için nasıl bir yardım olabilir? Teşekkür ederim. Merci monsieur pour votre question. Comme je l'ai dit, je vais encore une fois féliciter monsieur le ministre, mon cher frère Mevlut, et surtout le président Erdogan pour cette belle initiative. Le forum La Diplomatie est à sa deuxième édition. Et je crois que le forum de la diplomatie a commencé la mise en œuvre des recommandations. À savoir régler les conflits à travers la diplomatie, à travers le dialogue. Et c'est ce que vous avez commencé à faire ici, monsieur le ministre, en invitant ici même vos deux collègues, le ministre des Affaires étrangères de la Russie et le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Donc, félicitations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que, évidemment, que le forum de la diplomatie puisse continuer et que ce forum ne s'arrête pas à cette deuxième édition, qu'il y ait d'autres éditions, que le forum pour les prochaines, même pas, que le forum puisse aboutir à la mise en place d'un comité, par exemple de médiation.
médiation arabe commencer à le faire, ce sera peut-être bien qu'il y ait un comité avec d'autres ministres des Affaires étrangères de toutes les régions du monde afin de faire de l'anticipation d'un consent qui pourrait avoir un conflit entre deux pays ou alors si malheureusement le conflit survient, que ce comité puisse se déplacer de capital en capital, ou alors que ce comité puisse recevoir les acteurs en conflit pour les amener à trouver une solution, négocier une solution pacifique grâce à la diplomatie, grâce à la négociation, grâce au dialogue. Donc, félicitations. Voici la proposition concrète que je fais. Donc, que le forum se poursuive. Moi qui vous remercie. Merci beaucoup.